Bu lezzeti şöyle tarif edeyim ben size. Şu an Avanos'tasınız, tahta köprünün üstündesiniz, gün batıyor ve ırmak manzaralı. Öyle bir lezzet. Niçin? Hiç bıçağa gerek olmadan bu şekilde, yani her yer ayrılıyor. Zaten 16 saat piştiği için dedik ki testiyi mi kıralım, tepsiyi mi sıyıralım? Tepsiyi sıyırmaya geldik. Şimdi bu tavamız pişti, harika gözüküyor. Ne kadar size böyle bir kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü bu yeni lezzet. Bu nokta atışıdır. Kokoreçin nirvanası bu işte. Köpüğünü döktük. Doğum günü pastası gibi. Antik tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış büyülü bölge Kapadokya'daki bugünkü videomuzun içeriğin konusu Nevşehir merkezdeki beğendiğim, ara ara gittiğim, devamlı gittiğim restoranları, lezzetleri sizlerle paylaşacağım. Bana mesaj atıp yorumlarda işte nerede yeriz onları da hazırla diyenler için bu içeriği hazırlıyorum. İlk olarak Nevşehir merkezden başlayacağız. Daha sonra Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçhisar, Dünya Mutfağı ve tabakları da deneyeceğiz. Yağışlı bir gün, o yüzden buradan başlıyoruz. Hadi şimdi lezzet keşfimiz başlasın. Sıcak bir başlangıç yapalım. Lezzet turumuzdaki üçüncü noktamız, daha doğrusu lezzetimiz Nevşehir simidi ve tahinli simit. 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Gerçekten kendine özgü bir tadı var. Hem hafif hem lezzetli ve besleyicidir. Nohut mayasından ve undan yapılıyor sadece. Tuz, şeker, herhangi bir katkı yok değil mi ustam? Yok. Ve görünümü kendine özgü. Mesela şöyle bir şey anlatmışlardı bana. Ben aslında nohut mayası, un ve yani herhangi bir madde içerisinde bir karışım yok. Ama İstanbul'a mesela bunu gidip fırınını aynı şekilde yapmaya çalışmışlar ama bu kıvam tutmamış. Tekrar kapatıp Nevşehir'de yapmışlar diye bir anlatırlar. Yani doğruluğunu tam bilmiyorum. O yüzden ben bunun içerisindeki malzemelere nohut mayası, un, Nevşehir'in havası ve Nevşehir'in suyu diyorum. Geldiğinizde Nevşehir'e hem Nevşehir simidini hem de tahinini buradaki merkezden Meteris'te bulunuyor. Şu an biz en eski Göğüş fırındayız. En eski fırıncılardan, simitçilerden biri burası. En eskisi diyebiliriz hatta. Geldiğinizde uğrayıp buradan tahinli simidinizi ve Nevşehir simidinizi almayı unutmayın.